Yepyeni bir konsept fikir videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen bölüme 70 bin like attığınız için çok fazla teşekkür ederim. Eyvallah, eksik olmayın. Bu videolarda ne kadar eğlendiğinizi ve ne kadar faydalı bulduğunuzu gerçekten gördüm yani arkadaşlar. Bu bölüme de böyle 65 bin like, bak gerçekten fazla değil. Atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki bölüm daha hızlı gelecek. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Videoları da Snoopy Brawl Stars'tan izliyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Cidden iyi videolar yapıyor yani. Adam müneccim gibi ya. Biliyor yani geleceği resmen. Lafı fazla uzatmadan ilk videomuzla beraber başlayalım arkadaşlar. İlk videomuzun ilk şeyi bu, böyle bir kutu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar skin çıkıyor %10 ile %99 ihtimal arasında. Yeni bir kutu diyor. Kampanya Black Friday diyor. Yani bence çok gerekli değil yani. Olmamış. Olmamış. Beğenmedim. Buna bir bakalım. Burada remove tuşu var. Remove tuşunun anlamı ne? Galiba kaldırma anlamında. Yani bunu aslında kaldır butonu vardı. Haritayı silme vardı. Ne anlama geliyor? Yorum kısmına mutlaka yazın. Ben anlamadım açıkçası. Burada gerçekten imkansız bir şey var. Yani bildiğin elmas bağışında bulunuyorsun arkadaşına. Bence getirmez bunu Supercell ama getirseydi gerçekten çok güzel şeyler olur cidden. Burada arkadaşlar win rate, win ortalaması diyor. %87 bu arada bayağı iyi. Burada da KD yazıyor. KD'nin ne olduğunu ben anlamadım. O da 1.5'muş. Ne olduğunu yorum kısmına mutlaka yazın. Aydınlatın beni abi. KD ne demek ya? Burada pinleri kulübünüzde paylaşabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Yani yapılabilir, uygulanabilir. Gelirse de güzel olur. 3vs3 Brawl Ball, 2vs2 Brawl Ball. Yani ikişerli takımlarla Brawl Ball oynanır, savaş topu oynansın diyor. Olur. Neden olmasın? Bak bu taş karşılığında kulüpteki üye sayısını 120'ye çıkartmakla alakalı. Bence hiç alakasız bir şey. Kesinlikle gelmemeli. İnşallah gelmez tabii ki. Abi kimin kupasının ne olduğu belli olmaz lan. 100'den mi 150'den mi hesaplanacak yani 120'den mi, ne alaka yani. Burada arkadaşlar Cadılar Bayramı ödülleri diyor. Cadılar Bayramı boyunca girdiğiniz her gün bir ödül alıyorsunuz. Böyle özel günlerde böyle günlük ödüller getirilsin yani. En azından özel günlerde yani bence. Buradaki 3 mega kutu çok fazla ama gelsin yani bir şekilde bir şeyler. Bunu bir önceki videolarda da vermişti arkadaşlar. Burada büyük kutu yerine 3 tane bonus elmas falan filan verilsin diyor. Bence alakalı olabilir, güzel olabilir yani. İnsanlar daha çok kupa kasmaya meyleder yani. Oo, pin diyor. Ülke bayraklarının memleketlerinizin pini. Burada Kanada bayrağı var. Burada da Türk bayrağı var. Burada da Snoopy Brawl Stars'a ne kadar çok Türklerin izlediğini görüyoruz. İnanılmaz ya, çok sevindim Türk bayrağını görmekten dolayı. Oyunda da güzel olmaz mıydı ya? Bayrağınızı açıyorsunuz, sallandırıyorsunuz. Çok güzel. Galibiyet serisi başına ödül veriyor. 3 galibiyete büyük kutu, 5 galibiyete 100 coins, 10 galibiyeti üst üste yapınca mega kutu ve 15 galibiyeti pin paketi veriyor. Bence üst üste galibiyet alanlar için çok güzel bir ödül olabilir. Ödüller küçültülebilir ama böyle bir şey gelirse gerçekten güzel olur. Evet, ana ekranda kar yağıyor. Çok güzel. Çok güzel bir görüntü var. Aynen. Altınların fiyatları azalsın. Çok doğru diyor ya Snoopy. Snoopy buradan tebrik ederim seni. Adamsın ya. 2600 altın, 280 taş. Ne demek ya? 190 bile fazla aslında da azaltılsın yani. Burada ne var? Burada şey. Kulübünüzün tagını işaretlediğiniz zaman otomatik olarak kulübünüze bir tag veriyor. Sıymış. Snoopy'nin kulübü sıymış. Burada da gösteriliyor. Mesela YBC Last kulübü ne oluyor? YL olabilir mesela. Anladınız mı? Güzel bence. İyi. Ranklar bu şekilde 40'a kadar çıksın diyor. Bence çok mantıklı. Mesela bizde Esposito 1700 kupa Ember yaptı. Adam hala 35 rütbe olarak gözüküyordu. Bence gelmeli. Kulüp için Brawl Pass gelsin diyor. Gerçekten çok iyi olur. Ve ödüllerde bu şekilde olabilir diyor. 100 kişi birden bu ödülleri almaya çalışıyorsunuz yani, anladınız mı? Güzel olur bence. Artık kulüplerin bir şeylere yaraması lazım cidden. Bu ne? Snoopy bir harita tasarlamış bu şekilde ve oyuna gelsin diyor. Haritanın ismi Lake, göl yani. Bu ne lan? Sprout'un ultisinin ne kadar yer alan kaplayacağını bu şekilde görelim diyor. Aynen, Sprout'un ultisi çok değişken çünkü. Atıyorsun bazen daire çıkıyor, bazen çizgi çıkıyor, bazen ne bileyim dörtgen çıkıyor. Bu bir yıldız gücü mü? Sanırım yıldız gücü böyle gelsin şey diyor Sprout'a. Kendini duvarlarla çevirebileceği bir koruma kalkanı olsun Sprout'un diyor. Sanırım yıldız gücü örneği bu. Güzel aslında, çok iyi fikir. Oha! 3 elmas karşılığında dükkanı yenileme butonu. Enteresan fikir. Gönder gelsin, kar yağsın. Tabii, mantıklı. Kar yağsın haritada ya. Çok mantıklı. Madem kış geldi, ne olacak ki? Bak donuyor etraf, görüyor musun? Buzlarla kaplanmaya başladı. Hava soğudu. Mesela robot geliyor, ondan sonra healing alanları var, sağlık alanları var, meteor düşü, onlar gibi bir şey. Böyle yangın çıksın haritanın belli bir yerinde. 600 damage vursun yani. 600 zarar versin size içinde bulunduğunuz her saniye diyor. Buraya bir skip butonu, atla butonu gelmiş. Bunu sürekli böyle akıyor ya bir dakika boyunca. Onu istemiyorum.
istemiyor. Direkt atlayıp ödülünü almak istiyor. Yeni görev diyor. 150 ulti kullanınca 2500 jeton gelsin diyor. Tabi görevlere eklenebilecek farklı bir şey olabilir tabii ki. Çok karışık bir harita yapmış. Bu ne soygun haritası? Bayağı karışık ama bence tutmaz yani cidden. Bu ne abi? Gizemli karakter Nataliko. Vay be. Vay be. Rus olmalı kendisi. Bu ne? Brawl Stars Premium. Şaka gibi. Günlük 6 elmasa sahip olabilirsin. Aylık olarak 186 yerine 155 elmasa düşüyor indirimle beraber. Neler, ne avantajları var? Çok avantajı varmış bu arada. Savaşta mesela 200 yerine 300 jeton elde ediyormuşsun. Hesaplaşmada 10 yerine 12 kupa elde edebiliyormuşsun birinci olduğunda. Günlük büyük kutu ödülü falan filan veriyormuş. Bir sürü özelliği var falan filan da çok paraya döner ya. Gerek yok. Zaten Brawl Pass var. Ama enteresan bir fikir. Maç esnasında biten görev maça bildirim olarak gelsin diyor mesela. Güzel, fena değil. Önceden bu şekilde yıldız oyuncu gözüküyordu. Şimdi o öyle olmasın diyor. Doğa böyle şekil gözüksün diyor. Bu şekilde olsun diyor. Çark ya. Döndür. Çıkan şeyi kazan. Artık nasıl olacak bilmiyorum ama bunların hepsi farklı farklı şeyler. Ya gelse gerçekten hava katar oyuna. Favori karakterim burada gözüksün diyor. Burada en çok kullandığı en favori karakter Rosa'ymış. Burada gözüküyor. Oha ama ya. Solo ve duo yetiyor abi. Trio ne demek ya? Bence çok çok fazla ayrıntı. 3 kişiyle beraber hesaplaşmaya 3'lü takım girmezsin. Oyununu güzelleştirmek için basit tema bu. Kullanıyorsun zaten. 200 yıldız puanıyla bu temayı ve 200 ile de bu temayı alabiliyormuşsun yani. Kendine özel teman olsun istiyorsan ver yıldız puanını diyor. Başlama ekranı geri sayım yapılarken oyuncular konuşabilsin diyor. Mesela ben ortada duracağım diyor. Güzel oyun diyor. Okey diyor falan filan. Sağ tarafı ben alacağım diyor. Bence mantıklı olabilir giriş ekranı böyle. Evet, yeni duel. Ne lan bu? Oha, yeni game mod. Yalnızca 1v1. Ne lan? Çok eğlenceli diyor. Neymiş ki bu? Abi sonbahar teması. Yapraklar dökülmüş. Tamam abi, çok seviyorsun sen mevsimleri, anladım Snoopy'cim ya. Hareketli pinler. Vaaay. Hiç böyle bu açıdan düşünmemiştim ha. Dostluk maçlarının ayarları işte ne bileyim gadget kullanılsın, yıldız gücü kullanılsın falan filan. İşte ne bileyim 8 level'da oynasın karakterler falan filan, sonra da kaydediyorsun. Eğer gadget'a sahipsen böyle etrafındaki halka böyle 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 yıldız şeklinde gibi olsun diyor. Farklı bir düşünce. Evet, yıldız puanıyla elmas almak. Aslında çok güzel ya, mantıklı. Ha, ne zaman oynamaya başladı? 2018'in 6. ayından beri. Buraya bu eklensin diyor. İnsanların ne zaman başladığını görebilelim diyor. Blok tuşu var. Yani bu bana yazmasın. İşte benim istek yollamasın. Bence mantıklı bu da aynen. Belki arkadaşın olmasını istiyorsan o anda küssün yani. Çıkarmak da istemiyorsun. Bloklarsın. Efsanevi pinler mi bu? Ne anlamadım ki. Bak bak, böyle altın renkli pinler. Acaba oyunda şu anda var mı? Ben pinlerle pek ilgilenmiyorum. Before after. Aynen. Efsanevi pinlerin arka planı da böyle sarı olsun, sapsarı olsun, altın rengi olsun diyor. Yeni gelecek olan kostümlere böyle challenge'lar düzenlensin diyor. Bence çok mantıklı. Clash Royale'de oluyor bunlar arkadaşlar. Mesela Johnny Max'in şeyi yani hani böyle etkinliği. Çok güzel. 12'de 12 yaparsan Johnny Max'e ulaşabilir. Hayır, Cadılar Bayramı Rosa'da oluyor bu. Bütün kostümlerde, bütün gelecek kostümlerde bir gün öncesinden böyle bir etkinlik başlasın ya. Gerçekten çok iyi olur. Dediğim gibi meteor gibi aynı zamanda yıldırım da olsun. Hadi senin herhangi bir yerine bazen yıldırım düşsün ve zarar versin insanlara diyor. Bu da güzel. Bu da güzel. Atışta en çok zarar veren bölge. Bak bak. Dynamite'da şu ortası daha çok zarar veriyor. Yeşili o kadar fazla zarar vermiyor diyor. Aynı şekilde şurada Shelly görüyorsunuz. Yakın mesafeden daha çok hasar veriyor. Uzak mesafeden daha az hasar veriyor. Aslında gerek yok. Yani biz anlayabiliyoruz yani ne kadar nereden hasar verebileceğini. Yıldız puanlarını daha etkili kullanabileceğin şey. 40.000 yıldız puanıyla gizemli alabilirsin. 1000 ile beraber mega kutu alabilirsin. Markette bunlar dursun. Yıldız puanımızı böyle değerlendirelim diyor. Bu ne la? Aa bak bak, free skin diyor. Abi bu skin olarak gelmesin, gözünü seveyim Snoopy'cim ya. Abi Old Shelly ne ya? Gerçekten çok kötü bir kostüm be. İyi ki değişmiş Shelly. 500 veriyor ya maksimum token her görev için. Bunu 800'e kadar çıktı, 600'e düştü, 300'e düştü görevler falan filan olsun diyor. 800 yazıyor orada aynen.
yani artabilir diyor. Aa bak bu benim için çok önemli ya. Hani takım invite'leri falan filan böyle ana ekrana geliyor, her şeyi bloke ediyor ya. Burada yanda çıksın falan filan ve 10 dakika boyunca engelleyebilelim diyor ya. Gerçekten çok güzel olur benim için. Sizler için de güzel olur. Bazı arkadaşlar böyle spam yapıyor, üst üste atıyor falan filan, hiç hoş durmuyor yani. Yeni video attığımda bunu kulüple paylaşabileyim. Bu benim için çok iyi. Yeni video diyor. Emojilerle beraber de insanlar bu tepki veriyor, izleyenler falan filan, çok hoş. Aa Brawl Ball, beşli Brawl Ball. 5 kişi Brawl Ball haritasında çok fazla değil mi ya? Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de seni mutlaka like atmayı unutmayın. Bir önceki konsept fikir videosu burada, gidip izleyebilirsiniz. Burada da mükemmel bir deney videosu var. Daha dün çektik. İzlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Çıkın. Bye bye.